Merhaba arkadaşlar. Manyetik alan nedir? Acaba dünyanın her yerinde manyetizma var mı? Manyetik alan her şeye etki eder mi? Bir alüminyum levhayı çeker mi mesela? Evet, manyetik alan aslında alüminyuma duyarlı değildir. Peki alüminyumu biz hızlı hareket ettirirsek manyetik alan alüminyuma nasıl etki eder? Neden ses çıkmıyor? Evet, sanki bir kuvvet alüminyumu dışa doğru itiyor. Bunu nasıl kanıtlarım? Ses yok. Ama aynı alüminyumu mıknatısların biraz dışına ittiğim zaman dehşet bir ses çıkıyor. Bu projede bunların nedenlerini araştıracağız. Gelin bu gizemli manyetik alanın sırlarını hep birlikte çözelim. Manyetizma ile ilgili ilk yayını 1600'lü yıllarda William Gilbert isimli bilim adamı yayınladı arkadaşlar. Bu yayınında aslında dünyanın bir mıknatısı olduğunu ve mıknatısların dünyanın manyetik alanıyla yön bulunmasında işe yarayacağını ilk kanıtlayan kişiydi. Görmüş olduğunuz bir mıknatıs. Bu mıknatısımız devamlı güney yönünü gösteren farklı bir mıknatıs. Eğer biz bu mıknatısı dünyanın doğal manyetik alanının dışında farklı bir manyetik alanın etkisine sokarsak işte burada tüm işler değişiyor. Yavaşça ilerleyelim. Güneyi gösteren pusulam artık tamamen sapıtmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi tam ters yönü de gösteriyor. İşte manyetik alanın etkilerini burada daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Manyetik alanla ilgili Tesla'nın bazı çalışmaları oldu. Anti yer çekimi makinesini bulduğunu söyleyenler var Tesla'nın. Tabii buna dair herhangi bir objektif somut delil elimizde bulunmuyor arkadaşlar. Biz buradaki testlerimizde manyetik alanın metallere ve bakır sarılı olan bobinlere olan etkilerini gözlemleyeceğiz. Bir bakır sargının üzerinde manyetik alanı hareket ettirirsek bakır sargıda gerilim oluşuyor. Ama bu her zaman mümkün değil. Bakın şu anda bakır sargımı tam 90 derecelik bir açıyla tutuyorum. Aynı bakır sargıyı mıknatıslarımın üzerinde bu şekilde tutarsam gerilim alamıyorum. Yalnız çevirmeye başlarsam 90 derece LED'imin ışık saçmaya başladığını görüyoruz. Tekrar deneyelim. Aslında burada önemli olan kanun mıknatısların bakır teli dikine değil 90 derecelik bir açı yapacak şekilde kesmesi gerekiyor diyebiliriz. Burada manyetik alanın bakır üzerindeki elektronları hareket ettirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu aşamada elimizde alüminyum bir levha var. Durgun bir manyetik alan alüminyum levhaya etki etmiyor gibi gözüküyor. Hareketli manyetik alanın alüminyum levhaya etkisini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki testimde durağan manyetik alanın buradaki LED'i hiçbir şekilde çalıştırmadığını görüyoruz. Yani dünyanın da bir manyetik alanı var ama bu tamamen yetersiz veya durağan diyebiliriz. Yani her zaman aynı yönü gösteriyor. Burada dünyanın S manyetik alanı kapsamındayız diyebilirim. Ama buradaki mıknatısların üstünde aynı bobini hareket ettirdiğimde buradaki LED'imin ışık saçmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. İşte Tesla'nın alternatif akım jeneratörünün de üretilme mantığı buydu. Tesla bu mantığa göre kendi alternatif akım jeneratörünü geliştirdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Edison'un DC akım jeneratörü yerine
Tesla'nın akım jeneratörlerini kullandık. Eğer DC akım jeneratörlerini kullanmış olsaydık dünyada kablo karmaşası oldukça içinden çıkılmaz bir hal alacaktı diyebilirim sizlere. Şimdi buradaki şeffaf kabın içerisine bir adet mıknatısı yerleştirdim. Bakalım bir adet mıknatısa manyetik alan nasıl etki ediyor? Oo. Sanki mıknatıs içeride delirdi. Yani bu ne demek? Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Esasen N kutbuyla N kutbu şu anda birbirini itiyor. Ama S kutbuyla S kutbu birbirini çekiyor. Bu şeffaf kabın içerisinde mıknatısımız değişken bir manyetik alanın etkisine maruz kalıyor arkadaşlar. Bakın burada benim bir bobinim var. Ucunda ise ledim var. Biz buradaki bobini sabit tuttuğumuz zaman ne yapıyordu? Bizim ledimiz ışık saçıyordu. Peki gördüğünüz gibi bobine çok fazla etki etmedi. Buradan ledimi çıkarıyorum ve uçlarımı kısa devre yapıyorum. Az önceki testimde buradaki atomları biz ne yaptık? Bobinin üzerine atlattık arkadaşlar. Yani buradaki atomları harekete geçirdik. Atomlar buradaki ledin yanmasına sebep oldu. Şimdi ise biz atomlarımızı kısa devre yaparak atomlar yine kendi içerisinde etrafa saçılamadı ve biz enerjiyi var olan enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürdük ve buradaki bobinin dönmesine neden olduk. Tekrar uçlarımı serbest bırakacağım bu şekilde. Bakın. Herhangi bir hareket olmadı. Peki burada kazanmış olduğumuz güç nereye gitti? Aslında buradaki güç bu kabloların ucundan saçıldı, havaya saçıldı, yani boşluğa saçıldı. Yani burada hiçbir enerji yoktan var, vardan yok edilemez prensibini kanıtlamış olduk arkadaşlar. Bu önemli bir testti. Evet, burada daha önce hazırlamış olduğum bakır bobinlerden sarılı statorumu görmektesiniz. Şimdi manyetik alanı bu stator üzerinde test edeceğim. Buradan kazanmış olduğumuz gücü hep birlikte göreceğiz. Bu sefer 20 watt gücünde 12 voltla çalışan bir ampulümüzü bu testi yapmak için kullanacağım. Evet, gayet zor dönüyor şu anda. Çünkü biz buradaki ampulü yakmaya çalışıyoruz ve bu anlamda 20 watt gücünde bir dirençle karşılaşıyorum. Evet, bu aşamada ölçü aletiyle volt bilgisi ve frekans bilgisi alacağım. Bakın şu şekilde hareket ettirdiğimde ölçü aletim algılayamadı. Evet, şu anda algıladı. 8,5 volt civarında bir gerilim alıyorum arkadaşlar. Alt kısımda ise hertz. Hertz neydi? 1 saniyede manyetik alandaki değişim arkadaşlar. Yani biz 1 saniye içerisinde bobin üzerindeki manyetik alanı 10-15 sefer dönüş hızına bağlı olarak değiştiriyoruz demekti. Şimdi gelin buradaki manyetik alanı 2 katına çıkaralım ve değişimi hep birlikte gözlemleyelim. Evet, bu aşamada ikinci manyetik yüzeyimi bu kısma yapıştıracağım.
Evet, ikinci flanşımızı yerleştirdik. Bakalım manyetik alanı iki katına çıkardığımız zaman gerilim nasıl oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi gerilim 15 voltlardan 22 voltlara, herzimiz ise stabil kaldı. Az önce 10-15 herz olan herz yine aşağı yukarı aynı 15 herz civarında, ama biz gerilimi iki katına çıkarttık arkadaşlar. Bu manyetik alanı biz ne kadar çoğaltırsak, yoğunlaştırırsak alacağımız verim de bu oranda değişiyor demektir. Evet, yine ikinci flanşımı yerine yerleştirdikten sonra manyetik alan bakalım ampule nasıl etki edecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu diski çevirdiğim sürece burada kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmüş olduk. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.